Evet arkadaşlar, bu videomuzda da dediğimiz gibi modernizmi ve postmodernizmi ele alan yazarlar ve eserler üzerinde duracağız. Hemen şöyle başlatalım. İlk olarak Sait Faik Abasıyanık'la başlıyoruz. Sait Faik Abasıyanık, Türk Edebiyatı'nda Çehov tarzı hikayenin en önemli temsilcilerinden biridir. Gözlemci ve gerçekçi bir yazardır. Toplumu konu alan öykülerinde toplumdaki bazı problemleri işlemiş, kişileri yaşadıkları çevreye ve karakterlerine uygun olarak anlatmış bir sanatçımız. İstanbul öykücüsü olarak tanınır. Özellikle Burgaz Adayı anlatmasıyla bu şekilde İstanbul öykücüsü olarak anılmaya başlanmış. Öykülerinde genellikle İstanbul'un kenar mahallelerini, Burgaz Adayı, balıkçıları, sefil çocukları, aylak insanları anlatmıştır. Hemen burada kırmızı ve işte büyük sözcükler, büyük yazılmış olan sözcüklere baktığımızda bunlar Sait Faik Abasıyanık için aslında anahtar sözcüklerdir. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Bu söz Sait Faik Abasıyanık'a aittir. Aslında onun ne kadar hümanist bir insan olduğunu açıklar. Güzel bir söz bence de. Öykülerine baktığımız zaman Semaver, Şahmerdan, Sarnıç, Havada Bulut, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, şiirleri, yani şiir kitabı Şimdi Sevişme Vakti, romanları Medarı Maişet Motoru adlı bir romanı var. 1952'de Bir Takım İnsanlar adıyla ilk olarak yayımlanıyor. Daha sonra da Kayıp Aranıyor adlı bir romanı daha olduğunu görüyoruz. İkinci isim Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, Türk Edebiyatı'nda Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk ve tek sanatçımızdır. Nobel Edebiyat Ödülü konuşmasını ve diğer konuşmalarını Babamın Bavulu adlı kitapta bir araya getiriyor. Cevdet Bey ve Oğulları ilk romanıdır. Aslında postmodern anlayış dışında yazdığı aynı zamanda tek romandır. Yani bu Cevdet Bey ve Oğulları'nı yazdığı zaman modern ve postmodern etkisi Orhan Pamuk'ta yoktu. Daha sonra bu akımdan etkilendiğini görüyoruz. Romanlarında anlatım teknikleri ve postmodern yaklaşımlarıyla dikkat çekmiş bir isimdir. İşte kurguladığı zaman eskiye dönüşlerle veya geleceğe gidişlerle şekillendirmiş eserlerinde veya iç konuşmalara çok fazla yer verdiğini söyleyebiliriz. Yine romanlarında Doğu-Batı sorununu felsefi ve kültürel açıdan da ele almıştır. Romanlarına baktığımız zaman işte Cevdet Bey ve Oğulları, Beyaz Kale, Benim Adım Kırmızı, Sessiz Ev, Kara Kitap, Kar, Kırmızı Saçlı Kadın, Kafamda Bir Tuhaflık, Masumiyet Müzesi gibi romanları var. Cevdet Bey ve Oğulları'nın içeriğinden biraz şöyle kısaca hemen bahsedelim. Bu roman Abdülhamit'in son yıllarında küçük dükkan sahibin, işte Nişantaşılı, ilk Müslüman tüccarlardan Cevdet Bey'in ve oğullarının 100 yıl başından günümüze kadar 3 kuşaklık hikayesini ele almış. Kar adlı romanı ilk ve tek siyasi romanım diye Orhan Pamuk tanımlıyor bu romanını. Bunda da K adlı kahraman, K, sadece K. Yani açılımına baktığımız zaman Kerim Alakuşoğlu ama K diye geçiyor. 12 yıl Almanya'da sürgün yaşamış bir gazeteci. Türkiye'ye döndükten 4 gün sonra da gazetelerde çıkan kadın intiharlarını araştırmak, halka aydınlatmak ve röportaj yapmak için Kars'a gidiyor. Ve onun Kars'a gittikten sonraki başına gelenler anlatılıyor.
Daha sonra Benim Adım Kırmızı adlı romanına da en renkli ve en iyimser romanım diye tanımlıyor. Bu romanında da 16. yüzyıl Osmanlı nakkaşlarını konu ediniyor. İşte cinayet ve aşk iç içe bir eser. İkinci romanı Sessiz Ev'dir. Sessiz Ev'de de dünya görüşleri farklı üç kardeşin İstanbul yakınlarında Gebze'ye bağlı Cennethisar'da 90 yaşındaki babaannelerin evinde geçirdikleri sadece bir haftanın öyküsü anlatılıyor. Bununla birlikte Kara Kitap adlı eseri aslında modernizm, postmodernizm açısından önemli ve en çok tartışılan romanlarından da biri. Bu eserde Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk'ın günümüze uyarlanmış biçimi gibi düşünebilirsiniz okuduğunuz zaman. Avukat Galip kendisini terk eden karısı Rüya'yı arıyor. İstanbul sokaklarını didik didik ediyor. Ve başından geçenler anlatılıyor. Yine bununla birlikte Beyaz Kale adlı romanından bahsedebiliriz. Beyaz Kale'de de 17. yüzyılda korsanlara esir düşen Venedikli biri ve onu satın alan bir Osmanlı Türkü'nün hikayeleri anlatılmış. Masumiyet Müzesi de aslında bir aşk romanı ve Orhan Pamuk bu romanıyla aynı adı sahip bir de müze açıyor romanından esinlenerek. Hatta bu müze bir romanın kurmaca evreninden yola çıkarak oluşturduğu ilk müze. 2014 yılında Avrupa'da da yılın müzesi ödülünü, Avrupa yılın müzesi ödülünü alıyor. Romanın kahramanı Kemal Basmacı'nın aşkı, şu alttaki resimde görüyorsunuz, aşkı Füsun'un evine yaptığı ziyaretler ve o ev ziyaretinde topladığı eşyalardan oluşan Masumiyet Müzesi romanda Füsun ile ailesinin yaşadığı ev olarak yer alıyor. Şöyle de dıştan görünüşü var. Hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum cümlesiyle başlıyor bu romanda. Yine Yeni Hayat adlı romanı aslında çok güzel. Zaten edebiyatımızda da bayağı sevilen romanlardan biri gibi görülüyor. Yeni bir hayat bulmak için yolculuğa çıkmış bir kahraman ele alınıyor. Bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti. Bu da romanın en önemli, en güzel, en çarpıcı cümlelerinden biri. Diğer bir isim Oğuz Atay. Oğuz Atay yapıtlarında toplum kurallarıyla çatışan aydınların iş dünyasını işliyor. Öykülerinde yalnızlık, isyan, intihar, iletişimsizlik, hayatın anlamsızlığı, yabancılaşma, toplum eleştirisi, aydın eleştirisi gibi konuları ele alıyor. Öykülerinde humor ve ironi iç içedir. Tutunamayanlar romanı ile postmodern romanın yolunu açmıştır. Yani aslında Türk edebiyatında Tutunamayanlar ilk postmodern roman gibi değerlendiriliyor. Yine küçük burjuva sınıfını ele alıyor. İşte Türk aydınının acıklı yanlarını ele alıyor. Ve ironi de gerçekten eserlerinin en önemli silahları arasında. Burjuva toplumu dediği çevresini, geleneksel ne varsa çok şeyi alaycı bir şekilde çünkü işliyor Oğuz Atay. İşte hiciv, yerge, alay ve eğlence iç içe eserler oluşturuyor. Tutunamayanlardaki kahramanlar Turgut Özben ve Selim Işık. İşte Turgut Özben yakın arkadaşı Selim Işık'ın intiharını öğrendikten sonra aslında yani o intiharın sebebini araştırırken kendini buluyor.
Hikayelerine baktığımız zaman zaten tek bir hikayesi var. Korkuyu beklerken, romanları arasında tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, bir bilim adamının romanı. Bir bilim adamının romanında da bir üniversite hocasının hayatını anlatıyor. Yani biyografik bir romandır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisini anlatıyor. İşte insanların, yani üniversiteyi kazanacak öğrencilerin de onun gibi toplumu aydınlatacak şekilde bir bilim insanı olmalarını hedeflemeleri açısından oluşturduğu bir roman. Oyun ise Oyunlarla Yaşayanlar adlı oyunu var. Yusuf Atılgan'a baktığımızda da Yusuf Atılgan ayrıntıları, imgeleri ustaca kullanmış, bilinç akışı, iç monolog tekniğini başarıyla uygulamış bir sanatçı. Bireyin ruh halini etkili bir şekilde işlemiştir. Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işlemiştir. Aylak Adam romanında kahraman C, Ana Yurt Oteli'nde Zebercet gibi unutulmaz kahramanlar yaratmıştır. Adalet Ağaoğlu'na baktığımızda, Adalet Ağaoğlu da eserlerinde toplumun çalkantılı dönemlerini ve bunun birey üzerindeki etkilerini inceliyor. Geriye dönüşler, iç monologlardan yararlanma, ayrıntıları yakalamakta başarılı bir sanatçı. İlk romanı Ölmeye Yatmak. Burada Cumhuriyet döneminin getirdiklerini, toplumun değişik kesimlerindeki bireyler üzerindeki etkisini anlatıyor. Romanda mesela Aysel adlı bir baş kahraman var. Cumhuriyet'in ilkelerini yüceltmek için görevlendiriliyor Aysel. Ve onun kuşağının bireyseli yakalama çabası, Aysel'in bir gün bir otel odasında intihar etme isteği ışığında sorgulanıyor. Ama romanın sonunda Aysel mutlak bir sorgulama inancıyla otel odasından ayrılıyor. Romanlarına baktığımız zaman işte Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Ruh Üşümesi, romantik bir Viyana yazı. Fikrimin İnce Gülü'nde de anlatılan konu şu, yani kısaca özetleyecek olursak şöyle. Fikrimin İnce Gülü Almanyalı İşçi Bayramı'nın bir gününün hikayesi. Kitapta sınıfın ve konumunun bilincinde olmayan bayramın Bayram Bey olma çabası, işte hayatında çok önemli bir yer taşıyan bal rengi Mercedes ile olan ilişkisi anlatılıyor. Sarı Mercedes diye de filme uyarlanmış bir eser. İnce Aral öykü ve romanlarında genellikle kadın erkek ilişkilerini, sevgiyi, kadının kimliğini, bağlılık, özgürlük sorunlarını ele almış bir sanatçı. Hikayeleri arasında Ağda Zamanı, Uykusuzlar, Kıran Resimleri, Sevginin Eşsiz Kışı, Gölgede 40 Derece, romanlarına baktığımız zaman Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar, Mor, Safran Sarı, İçimden Kuşlar Göçüyor. Yeni bu yuvarlık içine aldığım kısım, bunlar üçlemedir. Yeni Yalan Zamanlar üçlemesi olarak geçer. Rüsat Orhan Bener, anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel serim düğüm çözümü olmayan durum kesit öyküleri yazmıştır. Yine Çehov'dan etkilenmiştir. Dost adlı öyküsüyle ödül kazanmıştır. Öykülerinin konusunu genellikle kendi yaşamından almıştır. Özellikle ölüm temasını işlemiştir. Yine gündelik olaylarla işte bilinçaltında birikmiş yaşam parçalarını birleştirmiş. Buzul Çağı'nın Virüsü adlı romanı önemlidir. Bilge Karasu, bireyin iç dünyasını ve sevgi, dostluk, yalnızlık, korku, tutku, ölüm, baskı, inanç çatışması gibi konuları ele alıyor. İmgesel bir şekilde anlatıyor.
Gece adlı romanıyla Pegasus ödülünü kazanan ilk yazar olmuştur. Diğer romanı ise Kılavuz'dur. Edebiyat ile felsefeyi birleştirmiştir. Felsefik sorunları eserlerinde ele almıştır. Trio'da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi önemli öyküleridir. Yine Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Narlı İncire Gazel gibi denemeleri vardır. Bilge Karasu'da yine postmodernizmi güzel uygulayan sanatçılardan biridir. Bu yüzden eserlerini okurken anlaşılmayan yerler biraz çoğunluktadır. Nezihe Meriç ilk öykü kitabı Boz Bulanık'tır. Kadın ve çocuk sorunlarına dair çalışmalarıyla tanınmıştır. Genç kız ve kadınların yalnızlığını yalın dille anlatmıştır. Yine çocuk kitapları da yazmış bir sanatçıdır. Anılara, çağrışımlara, duygulara, iç konuşmalardan yararlandığı Korsan Çıkmazı romanıyla da Türk Dil Kurumu roman ödülünü almıştır. Firuzan ilk romanı Parasız Yatılı ile Sait Faik Hikaye Armağanı kazanıyor. Kendisi de zaten parasız yatılı bir okulda okumuş ve oradaki zamanına dayanarak oluşturduğu bir eser. Benim Sinemalarım adlı öyküsü sinemaya uyarlandı. 12 Mart dönemini anlattığı 47'ler romanı TDK roman ödülü aldı. Diğer romanı ise Berlin'in Nar Çiçeği. Almanya incelemelerinden sonra göçmen ve gurbetçi işçi sorunları üzerinde durdu. Özellikle gurbetçilerin çocuklarının sorunlarına eğildi. Buket Uzuner, düşsel romanlarıyla ünlenmiş bir isim. İki Yeşil Susamuru, Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve Diğerleri romanında okuru bir kadının düşsel ve fantastik dünyasına götürüyor. Modern kurgusuyla yazılmış bir eser. Diğer romanları Kumralada, Mavi Tuna, Uzun Beyaz Bulut, Gelibolu, Çanakkale Savaşı'ndan esinlenerek oluşturduğu eserlerden biri. Balık İzlerinin Sesleri. Pınar Kür, toplumsal sorunları ve bu sorunlar içerisinde temel bir yer tutan kadınların bireysel dertlerini anlatıyor. Zamandan ve mekandan şikayet eden kişilerin iş dünyalarındaki huzursuzlukları, bir takım açmazları, yalnızlıkları, birey toplum değerleri uyuşmazlığında ele alıyor. Hikaye ve romanlarında psikolojik tahliller yapıyor, cinselliği ön plana çıkartıyor, polisiye romanlarla alay ediyor. Yarın Yarın romanında varlıklı bir çevreden gelen ve mutsuz bir evlilik geçirmiş olan bir genç kadınla yine aynı çevreden radikal sol örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart darbesi çevresinde buluşan yaşamlarını öyküleştirmiş. Asılacak Kadın romanı cinsel bakımdan sömürülen ve sonunda cinayete sürüklenen genç bir kadını Meli'yi anlatıyor. Diğer romanları Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet romanı. Yine Bir Cinayet romanında da üst kurmaca metin olarak kendisi değerlendirilebilir. Nazlı Eray da fantastik gerçekçi hikayeleriyle tanınmış bir isim. Postmodern bir yazar. Gerçekle gerçeküstü arasında köprüler kuran, masalsı ögelerle beslenen öyküler yazmış. Pasifik Günleri, Orfi, Deniz Kenarında Pazartesi, Arzu Sapağında İnecek Var gibi romanlarıyla tanınmış bir isim. Yine kadının yalnızlığını, rüya ile gerçek arasında kalmışlığın acı ve mutluluklarını ele alıyor. Leyla Erbil de postmodern bir yazar. Hikaye ve romanlarını varoluşçu temalara uyarak yazar. Alışılmış toplum düzenine baş kaldırır. Dilin kelime varlığını ve cümle yapısını değiştirir. Leyla Erbil de yine Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiş fakat derece elde edememiştir. Ama sorularda da genellikle bu özelliğe değiniliyor. Yine onu da aklımızda tutalım. Romanlarına baktığımızda tuhaf bir kadın, hatta tuhaf bir erkek diye ikinci kısmı da var. Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Cüce,
Cüce gibi romanlara sahip. Bir sonraki isim Hasan Ali Toptaş. Günümüzde de çok fazla karşılaşabileceğiniz bir kişi. Bilinç akışı tekniğini kullanıyor. Anlatımda denge ve simetriye yer veriyor. Romanları Sonsuzluğa Nokta, Kayıp Hayaller Kitabı, Gölgesizler, Bir Hüzünlü Yaz, Uykuların Doğusu, Öykü, Yoklar Fısıltısı, Ölü Zaman Gezginleri, Bir Gülüşün Kimliği. Bence Gölgesizler, Bir Hüzünlü Yaz ve Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü kitabını aklınızda tutun. İhsan Oktay Anar, felsefeyi edebiyata sokan ve felsefi temalara yer veren bir yazar. Hem kurgu hem de felsefi söylemleriyle dikkat çeken romanlar yazmıştır. Puslu Kıtalar Atlası, Efrasiyap'ın Hikayeleri, Amat, Suskunlar gibi romanlara sahiptir. Elif Şafak Doğu Batı sentezi yapmıştır eserlerinde. Tasavvufu işlemiştir. Özellikle Mevlana'yı konu edindiği Aşk adlı romanı önemlidir. Siyah Süt, Araf, Pinhan, Şehrin Aynaları, Mahrem, Bit Palas, Ustam ve Ben adlı romanları vardır. Ayşe Kulin biyografi yazarı olarak ünlenmiş ve öyküleme tekniğini kullanmış bir sanatçı. Biyografi karakterli ilk romanı adı Aylin'dir. Köprü adlı romanı belgesel özellik taşır. Romanlarını sosyal ve siyasal olaylar içinde yoğurarak oluşturmuş. Romanlarına baktığımız zaman adı Aylin, Sevda Linka, Füreyya, Nefes Nefese, Veda, Köprü. Öyküleri arasında da Geniş Zamanlar, Güneşe Dön Yüzünü gibi öykülere sahiptir. Evet, bu videomuz bu kadar. Hoşçakalın.